Efendim hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem isterler dolma kalem. İyidir vallahi seni sormalı. İyilik abi, sağ ol. Hemen böyle podcast'i yeni açanlar için ufak bir bilgi vereyim. Ahmet'le Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansta tanıştık. Ve şeyde şu anda Casper'da pazarlama iletişim direktörlüğünü yürütüyorsun şu an, doğru mu? Evet, doğru. En son ajanstaydın galiba. Nasıl gidiyor? Aynen. Fena gitmiyor. Şöyle, 7 ay önce bir değişiklik arayışına girdim ve Casper'da çalışmaya başladım. Teknoloji firmasında kurumsal iletişim direktörü ve pazarlama iletişiminden sorumlu direktör olarak çalışıyorum. Keyifli gidiyor. Amerikalı bir CEO'muz var. Onun çizdiği vizyonla beraber güzel de bir şey yapıyoruz. İş üretimi yapıyoruz. Hı hı. Güzel abi. Çok iyi. Yani bu tabii teknoloji tarafına geçtiğin zaman iş akışları tabii biraz daha marka ajansa göre daha bir farklı. Öyle. Baka işte prosedürler daha farklı, iş akışları daha farklı. Şimdi ben bazı notlar aldım. Bu arada şimdiye kadar böyle bu korona hikayesinde farklı yerlerden yorumlar almaya çalıştık. İşte atıyorum Atina'daki arkadaşım var, gazeteci. İşte onu da Atina'yı değerlendirdik. Amerika'daki bir arkadaşım var, YouTube ajansında çalışıyor. YouTube içerik üreten bir ajansında çalışıyor. Onunla farklı bir şey değerlendirdik. Bir de genel olarak böyle, şimdi ben de teknoloji firmasındayım. Baktığım zaman biraz daha böyle öze dönüp konuşmak istiyorum yani. Çünkü çok fazla bizim özümüze dair kendi adıma çok bir şey bulabildiğimi sanmıyorum. Daha da bu arada yeni, sıcak bir hikaye bu. Yani henüz böyle teknoloji firmaları bütün kriz iletişimlerini, bütün iş yapış şekillerini tamamlamış halde değiller diye tahmin ediyorum. Onlar da başka bir sürüven yaşıyorlar şu anda. Dolayısıyla bazı sorular çıkardım. Onların üzerinden gidelim. Zaten senin de yorumların zaten olacaktır arada. Evet. Mesela ufak bir giriş yapmak gerekirse işte büyük şeylere bakarsak, providerlara bakarsak. Mesela işte Facebook F8'i iptal etti. Google Dublin'deki 8000 çalışanı evden çalışması için işte gerekli bildirimleri sundu. Alibaba'nın mesela başka bir mesela şey var. Küresel doğrudan tedarik platformu kurdu abi. O yani hem Çin'deki iç pazardaki alışverişi kolaylaştırmak adına bambaşka bir hizmet sağlamaya çalışıyor. Apple'ın yine korona için bir test hizmeti verebileceği bir dijital platform vardı. Ne oldu o bilmiyorum yani. Ama daha içeride mesela Ford tıbbi maskeler üretmeye başladı. Bambaşka bir şey yürütürken. Dün hatta Trump fırçaladı. Nereye fırçaladı? Trump Ford'a neden yazları sorunu çözemiyorsunuz hala, acele edin biraz falan diye bir şey yaptı. Eyvallah. Demek. Peki teknoloji firmaları, ilk soru şöyle bir soru abi. Teknoloji firmaları, şimdi senin de zaten hem içinde olduğun iş, benim de içinde olduğum iş, sektör, teknoloji, yazılım geliştirme, Ar-Ge tarafıyla alakalı özellikle. Mesela şeyi nasıl görüyorsun? Yani şeyi sormayacağım sana. Etkilendiğimiz açık zaten. Yani iç işleyişte çeşitli krizlerin olduğu da açık. Herkes onu yönetmeye çalışıyor. Evet. Yani krizi nasıl yönetiyorsunuz? Mesela sabah kalktığınızda mesela şimdi bu hafta nasıl geçti mesela? İlk geçtiğimiz hafta nasıl geçti? Biz 2 haftadır uzaktan çalışıyoruz. Ama şirketin tamamı değil. Çünkü Casper büyük bir şirket ve çok fazla e-ticaretten satışımız artmış durumda. Takdir edersin. Medya marketler, teknosalar vesaireler o yerlerde kapanınca insanlar komple dijitale yöneldi. Ve bilgisayar satışının artışıyla beraber de belli departmanlar evden çalışmaya başladı. Bu da şirketin hemen hemen 1/4'üne denk geldi. Biz şu anda dışarıdan çalışıyoruz. Dışarıdan çalışma noktasında da açıkçası bizim en çok hayatımızda değişen şey şu oldu. Daha fazla çalışıyoruz. Nasıl oluyor? Şöyle. Gerçi de esnek çalışma saati. Bu arada ilk konuştuğum, özür diliyorum abi, lafını kesin unutma. Böyle konuştuğum dostlarla arkadaşlarla, ya arkadaş ben bu kadar çalışmıyordum. Ne ara bu kadar çalışır olduk? Yemek yemeyi unutuyoruz, su içmeyi unutuyoruz falan gibi. Evet. Şöyle düşün, normalde hani işimiz bitiyor, işimiz bittikten belli bir saat sonra da ayrılıyoruz genelde hani şirketten. Ben genelde bir saat daha kalırım yani, işimi öyle bitirir öyle ayrılırım. Şu anda o bir saat 2-2,5 saate almış halde ve hani bilgisayar kucağında olduğu için
yandan da sürekli olarak insanlar da yazıyor. Bir de gerçekten olağanüstü bir zaman geçiriyoruz. Hiç normal bir durum değil yani. Onun da haliyle beraber şimdi uzaktan çalışma sistemine geçtik. Bu çalışma sürecinde bizi en çok etkileyen nokta şu reklam süreçlerimiz oldu. Şu anda prodüksiyonlu reklam fikirlerimizi iptal etmek durumunda kaldık büyük oranda. Daha farklı çözümlerle nasıl yapabilirize yöneldik. Bir de biliyorsun sen de hani piyasa sürekli olarak şeyi bekliyor. İşte acaba evden sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasağı olursa bu ne kadar etkiler bizi? Her gün onunla uyanıyoruz. Saat 16-17 gibi bir şey bildiri bekliyoruz. Dün mesela 21'de Cumhurbaşkanı'nın bildirisini bekledik. Evet. Ve sonrasında tekrardan hani bu olur mu olmaz mı diye bir beklenti içindeyiz. Yani teknoloji şirketi olmanın getirmiş olduğu avantajlar var bizde. Bir sanal organizasyon gibi çalışabiliyoruz. Dışarıdan hani işlerimizi planlayabiliyoruz. Çünkü fiziki anlamda bir arada olmak çok hani ihtiyaç duyduğumuz bir şey değil. Lakin dediğim gibi en çok etkilenen şey iletişim süreçlerimiz oldu. Her şey masaüstü çözümlere yöneldi. Ajanslarımız birazcık dinleyenler olacaktır eminim. Onlar zorlanmaya başladı. İster istemez. Bunlar böyle. Mesela Eren var. O da çok kıymetli. Tanıyorsundur belki Eren'i. Empati Dijital'in kurucusu. Bizim marka okulunda da ders veriyor. Onunla biraz sohbet edelim. Yani podcast'ı da var onun. O da hem İngiltere'de zaten şu anda ailesiyle beraber orada yaşıyor. MBT'yi bu taraftan yönetmeye çalışıyor. Bir de tabii senin de ajans geçmişin var. De yani bu anlamda da hani yorumlarına kıymet verdiğin bir insansın. Genel olarak abi... Benim şu an eşimin de reklam ajansı var. Hani ya o işten kurtulmuş durumda değiliz. Onlar zaten devam ediyor. Evet, o zaten kana bir kere girdi mi abi? Hiçbir şekilde ne kreatif tarafı çıkıyor, ne performans tarafı çıkıyor. Gerçekten ne analitik tarafı çıkıyor. Yani onunla da konuştuk, şunu söyleyecektim. Yani sanki ilk etkilenenler ajanslar gene maalesef. Ya çok berbat bir hikaye. Ya bu hemen ülkede ne olursa hemen ilk ajanslar etkileniyor. Yani markalara çok mu bağımlılar? İş yapış şekilleri mi başka? Bunun üzerine sana şöyle bir soru geleceğim. Bunu Eren'le de konuştuk. Mesela hizmet vermekle yani bir A'dan Z'ye. Şimdi biz Commerce'de mesela çalıştığım yerde hem product'ımız da var hem sağladığımız hizmetler de var. Diğer teknoloji firmalarına baktığın zaman da hep sanki ilk golü hizmet tarafında yiyormuş gibi bir hikaye var. Çünkü product tarafı biraz daha sağlam hikayesi üzerine kurulabiliyor. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun mesela bu acaba bu serüveni şuradan hemen bitiriyorum böyle bir fırsat çıkarıp acaba ajanslar da kendini product'a mı evirmeli yani? Çünkü dediğin hikaye iletişim abi. Gerçekten iletişim krizi. Aynen. Yani nasıl değerlendiriyorsun bu product mı, hizmet mi? Şimdi şöyle bir durum var. Benim hani ilk kurumsal şirket tecrübem değil hani Casper. Daha önce de Eti'de Sarar'da da çalıştım. Hı hı. Sarar'da da çalışırken Gezi'ye denk geldim. Hı hı. Tam işte Gezi'ye denk gelince ilk eksilen taraf bizim kurumsal iletişim departmanı oldu. Mesela sonrasında da ajanslar oldu. Türkiye'deki iş yapış biçiminden ben bahsetmek istiyorum. Ajanstan ya da şirketlerden ziyade. Eyvallah. Ekonomisi ortalama olarak 20 yılda bir, hatta 20 çok iyimser, 20 yılda bir ekonomik kriz yaşayan bir kırılgan yapıya sahip. Zaten kırılgan beşliden biri sayılıyoruz biz. Bu sebepten dolayı da CDS denilen ülkelerin risk primi bizim risk primimiz de çok yüksek çıkıyor. Şimdi Türkiye'de girişimciler uçtan uca servis sağlayacak şekilde sistem kurmaya yönelmiyorlar. Kolay yoldan zengin olmaya yöneliyoruz abi. Hani ülkece diyoruz ki abi kolay yoldan nasıl zengin olurum, kolay yoldan nasıl köşeyi dönerim diye böyle bir psikolojiye sahibiz ve bu serüvenin kesin bir ucunda bir noktasında inşaat sektörü giriyor. Diyoruz ki abi, alakasız aslında inşaat sektörüne baktığın zaman ama. Aynen. Her şeyi biliyorum. Aynen. Yani biz de böyle. Şimdi bunun nedeni de şu. Bizde hem ekonomik kriz olasılığı çok fazla olduğu için insanlar bunu kendi akıllarından, zihinlerinden atamıyorlar. Ve bir de döviz şokumuz var. Çok fazla döviz anlamında şoklanıyoruz. Hal böyle iken de bu kadar çok krize ya da işte kriz kaygısı taşıyan
girişimciler olduğu için bu girişimciler de belli bir noktada bir sermaye edindiğinde ilk kestiği şey tanıtım zevki sefa denilen kısım oluyor. Evet. Ve ajanslar bunu yaşıyor. Şimdi reklam ajansları tarafında bence bu krizin önceki krizlere göre çok fazla avantajı var. Nasıl mesela? Şu anda internetten reklam yapabilen, televizyonda akıllıca bir placement yapabilen bu 1 dakikalık, 2 dakikalık işte eskiye döneceğiz reklamları değil tabii. İşte akıllıca kullanıcıya, tüketiciye ona gerçekten bir şey vaat eden, çözümler sunan ajansların işleri gerçekten çalışıyor. Ve şu anda dediğim gibi çoğu şirket korktuğu için, yani tüketici de korktuğu için ilk yaptığı şey şeyleri kesmek oluyor, ajansları kesmek oluyor. Geçtiğimiz iki ayı değerlendirirsem, bundan önceki iki ay öncesinde faizler de bittiğinde gene inşaat sektörü ve bankalar ciddi derecede televizyona reklam veriyorlardı. Şu anda televizyona baktığında inşaat sektörünün esamesi okunmuyor. E-ticaretçiler ve işte az sayıda şeyler giriyor. Tıbbi malzeme satan da çok fazla var bu arada. Aynen öyle. Çünkü şu anda onların zamanı. Onlar da genelde reklam ajansına ihtiyaç duymuyorlar. Bu arada onlarınki, pardon abi lafını kesiyorum, onların çok daha büyük dertleri var aslında. Onlar derken yani şey anlamında söylüyorum, biliyorsun zaten reklamı çok inanılmaz riskli bir taraf o taraf. Yani böyle hani tütün mamulleri de öyle, alkol de öyle, işte tıbbi malzemeler de öyle, doktorlar vesaire. Şu an böyle var güçleriyle yükleniyorlar. Yani bunu da detaylarını da bu arada bir sonraki podcast'te vereceğim. Bir bayağı Skype 360'da ve bütün işte konvansiyonel medyada çok tecrübeli olan bir arkadaşımla bu hikayeyi konuşacağım. Bu televizyondaki hikaye nedir aslında diye. Çünkü onların da şu an var güçleriyle yükleniyorlar. Yani fırsat bu fırsat, verin gitsin abi. Bütün parayı oraya yapıyorlardır bence yani. Öyle. Zaten inşaatçılar televizyon yayınlarından çekildiğinden dolayı GRP'ler bayağı düşmüş durumda. Tabii. İlaççılar ondan deli leşet bir biçimde giriyorlar. Doğru. Dedim ki bu krizin aslında ajanslar için daha farklı bir şeyi var, değeri var. Ama bu değeri anlatabilmek çok önemli. Şu anda şirket birimi internete yönelik ve internetten sipariş çok fazla artmış durumda. Ve internet tarafında tüketici kendisine fayda göreceği bir şeyi gördüğünde satın almaya devam ediyor. Ve aslında sepet ortalamaları çok da öyle hani gösterildiği kadar küçük değil çoğu şirkette. Yani bu kriz sürecinde bence reklam ajansları faydalarını doğru bir biçimde şeye anlatmaları gerekiyor. Markalara. Çünkü eğer kendi faydanı doğru bir biçimde anlatır ve bu süreçte şirkete sağlayabileceğin faydayı doğru aktarabilirsen zaten müşterin herhangi bir mücbir sebep olarak kullanmayacaktır bu dönemi. Doğru. Yani şey söyleyeceğim, bu fayda hikayesi çok önemli bir hikaye abi. Mesela benim aslında konuştuğum bazı işte bu danışmanlık yaptığımız ya da ne bileyim işte mentorluk yaptığımız gibi çekirdekte orada buradaki bazı firmalarda insanların benim naçizane gördüğüm şey hikayelerden bir tanesi şu: biz o kadar büyük bir firmayız, işte markalarımız bunlar, referanslarımız bunlar, zaten herkes büyük, yani kimse ben küçük dediği bir yerde değiliz. Dolayısıyla fayda inanılmaz derecede arka planda kalmış durumda ve hani herhalde duyduğum 2-3 kişiden bir tanesisin. Faydaya odaklanın. Yani faydayı anlatın. Yani kimin hangi ihtiyacını nasıl çözüyorsunuz yani? Bütün hikaye bunun üzerine. Bana markalarını söyleme. Abi, bana kaç kişisin söyleme. Hani anlatabiliyor muyum? Faydanın kıymetini... Abi bir örnek vereyim sana. Evet. Şimdi ben ajans tarafını da çok iyi yani biliyorum. Hani önceki şirketten dolayı da. Yani ajans tarafı bir şey satmaya çalışıyor. Marka tarafı da satın aldığı şeyden fayda görmek ve var olan durumunu daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyor. Ama şanslı bir markaysa bu arada. Çoğu marka onunla biliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ve ajansın belli bir zamanında markayla beraber dertlendiğinde, onunla beraber o derdi paylaştığında, onun sürecine bir fayda katmayı düşündüğünde zaten abi sözleşmeler 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl uzuyor. Çünkü müşteri tarafı ajanstan beklediği temel şey halinden anlaşılması. Yani kendi halinin çok iyi bir biçimde anlaşılması ve hedef kitleyi buna ulaştırabilecek bir zekaya sahip olması. Yani fayda çok önemli. Çünkü öbür türlü zaten ajans şeye koşuyor. Yani hani
abi kristal koparalım. İşte abi şu ödülü alalım, şunu yapalım. Yani anlıyorum, hani ben de hani ajans tarafındayken bizde de oluyordu o. Tabii. Ama uzun süreli iş birliktelikleri, anlaşmalar gerçekten markanın faydasında olduğunda olabiliyor. Ya peki mesela bu iş yapış şekillerinde tabii konuştuğum bazı sektörlerdeki arkadaşlarım var. Mesela gazetecilerin bambaşka bir hikayesi var abi. Yani evet. Acaba şöyle bir şey yapılamaz mı? Yani bu bahsettiğimiz teknoloji firmaları. Yani ki şu anda mesela ben bazı rakamlar çıkardım böyle. Yani çok rakamla konuşmayı seven bir adam değilim ama mesela Ar-Ge ve teknoloji adına çok önemli abi. Çünkü Türkiye'nin lokomotifi dediğimiz hikayeleriz her birimiz. Yani irili ufaklı markalarız evet. Ama gerçekten Türkiye'nin lokomotifiyiz ve senin ileride Allah bağışlarsa çocukların olursa, benim ileride çocuklarım olursa, İşte. Eğer bir gün teknolojide olacaklarsa bugünden temelleri atılıyor ve biz bunların şeyleri olacağız. Yani anlatabiliyor muyum? Hani, aynen öyle. Lokomotife benzinini koyan insanlarız. Orasından evet. Burasından hiç sorun değil ama şu rakamları paylaşmak istiyorum. Mesela 85 tane Ar-Ge ve Teknokent varmış abi Türkiye'de. Kasım 2019 sonu itibariyle 66'sı faal ve toplamda 5472 tane firma var. Ar-Ge yapan, yani araştırma ve geliştirme yapan. Aynı zamanda bütün istihdama baktığın zaman 56.600 tane kişinin Ar-Ge merkezlerinde bir fiil Türkiye için, bu topraklar için, yani senin için, benim için, buradan çıkacak herhangi bir product için bir lafını sever insanlar, bu ne derler, unicorn olma adına belki de. Aynen. Aynen. Ondan sonra hani bir şeyler için uğraşıyorlar. Bu evet, yani bu 56 bin tane insanın bütün iş akışlarının değiştiği bir hadise tabii. Şimdi ekonomik boyutu çok başka. Yani herkes hala evine ne getireceğim derdinde ve konuştuğumuz zaman eminim ki senin de vardır çevrende. Abi bu bir hikaye güzel de 3 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Büyük ihtimalle çıkarılırız noktasında. Yani dediğin gibi de ilk ajanslar tokatlıyor. Sonra işte oradan besin zincirinin daha böyle altına doğru çeşitli yerlerde var. Problem var. Yani baktığında bu Ar-Ge sayısı, Teknokent sayısı falan gerçekten çok çok iyi. Yani umarım gerçekten hani gelecek anlamında güzel şeyler bırakabiliriz evlatlarımıza, çocuklarımıza ama şu anda herkes şu hastalığı bir atlatalım da sonrası çok kolay modunda takılıyor yani şahsen. Ben öyleyim. Peki şeyi söyleyeceğim. Burada bir kaybediş var. Mesela teknolojide bir kaybediş de var. Özellikle son 2-3 senedir pompalanan bir girişimciye bir böyle bir havuzu var. İşte unicorn çıkaralım, işte yazılım yapalım, üretelim, her şey çok güzel. Ve bu süreçte bir şeyler birikti, gerçekten birikti. Güzel şeyler de birikti. Yani hani teknokentlerde, evet. İşte Türkiye'de farklı güzel bir ekosistem oluşturulmaya çalışılıyor. Ben bunu kesinlikle iyi niyetli ve çalışkan bir şekilde yaratılmaya çalıştığını düşünüyorum bu arada. Sadece peki bu kayıp nasıl toparlanacak sence? Yani en büyük teknoloji firmasından en küçük teknoloji firmasına kadar hepimiz kaybediyoruz şu anda. Vakit ve zaman. Sence mesela nasıl toparlanacak bu kayıp? Nasıl toparlanabilir? Yani product'a mı evrilmeli? İnsanlar ürünlerini değiştirip başka bir yere mi evrilmeli? Ne dersin bu toparlanmayla ilgili? Ya bana şöyle geliyor. Product zaten her türlü çok önemli ama bu salgın hastalık geçtiğinde insanlar daha fazla nasıl daha az mikrop kaparım konusunda ya da daha sağlam ve daha insan sağlığına fayda sağlayacak bir biçimde servis sağlarım moduna yöneliyor olacak. Teknoloji firmaları da tıpkı şu anda hemen hemen Apple'ın yaptığı gibi hayat yani bir hayatı, bir sistemi çevreleyen çözümler sunmaya çalışacaklar. Ya ben böyle bir dönüşüm görüyorum. Çünkü tüketici artık bir şey satın alırken öncelikle hastalanmama korkusuna giriyor olacak. Çünkü modern dünyanın görmediği çapta büyük bir salgınla savaşıyoruz. Bazıları çok hafife alıyor, bir grip falan diyor ama yani çok büyük çapta bir olduğu için, salgın olduğu için çoğu şirket bununla nasıl savaşacağını bilmiyor aslında Harun. Ve bunu nasıl çözebileceğini düşünmüyor ama ben consumer tarafının daha çok daha az hastalanabileceği ve daha dayanıklı ürünlere yöneleceğini düşünüyorum. Daha dayanıklı ürünlere yöneleceğini düşünüyorum. Ya yani bu dayanıklı kelimesini bilerek söylüyorum.
Evet, onu soracaktım. Dayanıklılık kastı nedir abi? Ben aklıma daha uzun soluklu mu yoksa hani, bir açar mısın yani, o dayanıklı? Şöyle düşün. Şu anda pek çok teknoloji aleti ortalama olarak 2 yıl boyunca yani garantiye sahip ve 7 yılda bir parça garantisi var. Satın aldığımız çoğu şey Türkiye'de işte 2 yıl garantileniyor. Ama 2 yıldan sonra da Türkiye'deki çoğu tüketici de bu ürünlerin bozulabileceği yönünde bir algıya, bir bilişsel bir yapıya sahipler. Şimdi insanlar bu salgın hastalık sonrasında bence çoğu insan daha az insanla temas etmek için daha sağlam, daha dayanıklı ürünlere yöneliyor olacak. Ve daha sağlam, daha dayanıklı ürünlere yönelirken de gıdada daha organik ürünlere yönelmeye çalışacak. Bu da bizim aslında tüketim biçimimizi, hani piyasaya çok fazla ürün verelim, insanlar satın alsın mantığından ziyade daha az ürün verelim ya da işte daha kaliteli bir şeyler verelim ve daha az tüketilsin gibi bir tüketim alışkanlığında bir değişime neden olacak. Zaten üretimden ziyade, yani genelde üretilen ürüne göre insanların davranış ekonomisi değişiyordu biliyorsun. Yani bundan 9 yıl önce, hatta daha şey gideyim, daha dramatik gideyim. 10 yıl önce bir çocuğun önüne bir dergi koyduğunda, çocuk derginin sayfalarını, bir bebeğin dergi sayfalarını çevirdiğini görebilirdin yani. Yavaş yavaş sayfaları çevirir, kullanırdı. Ama şu anda günümüzdeki çocuklar, o 10 yaşındaki, 10 yıl önceki çocuk şu anda büyüdü. Önüne bir dergi koyduğunda çocuk elini iPad dergisine götürüyor ya da işte başka bir markanın tabletine götürüyor. Tamamıyla teknolojinin davranışı değiştirdiği ve dönüştürdüğü bir döneme girmiştik. Şu anda ise insanların korkularına göre teknolojilerin üretildiği bir döneme gideceğiz gibi geliyor bana. Zaten evet abi. Yani şey diyordum, zaten şöyle, yani bu şeyde atıyorum, reklamcılıkta da işte yaptığın videonun ya da yaptığın mesajın ya da verdiğin mesajın abi genelde zaten kendi adına konuşmak gerekirse B2B tarafta zaten bütün firmaların yoğurt işine baktığın zaman ya technical personanın üzerinde kurduğu bir korku ütopyası, üzerinden devşirilmeye çalışılan bir product marketing hikayesi olduğunu görüyorum ben bütün firmalarda, ama yani büyüklü küçüklü bütün firmalarda, ya da işte daha böyle B2C tarafında baktığımız zaman, hani bizim customer tarafına baktığımız zaman da o korku ütopyası üzerinden devşirilmeye çalışılan bir müşteri profili var. Bu daha da derinleşecek dediğin gibi. Ben de aynı yerdeyim seninle. Yani bu hatta korku daha da önünü alabilir. Mesela işte cinsellikte vardır ya mesela, ya da ne bileyim işte bir kadın koyarlar. Belki reklam daha fazla izlenir falan gibi. Aslında belki şimdiye kadar tırnak içerisinde kabul görülmüş bazı reklamcılığın bazı terimleri, kavramları da değişecek dediğin gibi. Yani öyle. Peki şurada şey hikayesi de var. Bu home office çalışıyorsun sabah. Hiç zorlandığın oluyor mu? Yani home office'te 2 haftadır çalışıyorsunuz. Biz de herhalde bir haftadır, 2 haftadır home office halindeyiz. Hiç zorlandığın oldu mu abi? Ya itiraf ediyorum, her gün 10 dakika takıyorum yani. Yalan yok. Kart okutmuyorsun değil mi? Bir arge teknoloji firmasında çalışarak. Evet. Şakası bir yana. Tek zorlandığım konu aslında şey, yemek saatleri. Ne zaman öğlen yemeğine çıkacağımı bulamıyorum. Evet, o birazcık beni etkiliyor. Onun dışında aslında pek zorlandığım bir konu yok. Hatta ajanslarımla olsun, hani şirkette bizle görüşmek isteyen şirketlerle, kuruluşlarla olsun, daha hızlı toplantı yapabiliyoruz artık. Yarım saat sonrasına online toplantı verebiliyoruz. Açıkçası bu açılardan falan ben pek zorlanmıyorum. Zaten sanal organizasyon konularına çok inanan biriyim ben. Bundan 10 yıl öncesinde Aristolog adında bir tane blog vardı. Ve 45 tane farklı yazarımız vardı. 45 farklı yazar başka yerlerden yazılar gönderiyordu ve biz bir yandan da öğrencilik yapıyorduk. O zamanlarda da deneyimlemiştim. Burada temel konu çalışanların bununla ilgili nasıl bir bilişsel bir yapıya sahip olması. Yani Harun, sen mesela evde çalışmaya alışıksındır. Yani evde çalışıyorsundur. Ben de öyleyim ama bazı insanlar mesela evde bilgisayar açmayı tercih etmezler. Şu anda zorunlu oldukları için onlar için çok daha zor.
Doğru söylüyorsun abi. Yani, onu bölmek de lazım öyle. Haklısın. Yani dediğim gibi o konulara sahip olmayan insanlar için çok zor da benim için çok yani çok güzel, çok keyifli. Yani bu arada tabii bu home office hikayesine en son birkaç ay önce şeyin konuşulduğunu hatırlıyorum. Microsoft Kore'de mi, Japonya'da mı bir şey denemiş. İşte evet. 4 gün çalışıyormuş da verimi %40 arttırmış, %15 arttırmış. Yani böyle bir şeyler, böyle bir şeyler konuşuluyordu. Home office, işte remote work, bu digital nomadlik hikayesi. Evet. Türkiye'de bazı şeyler, bazı biraz şirketler... erken geldi gibi bu home office hikayesi. Aynen. Biraz erken geldi gibi abi. Türkiye'de bazı şirketler bu arada tabii şey global şirketlerin Türkiye temsilcilikleri iki gün evden çalışıyorlar diye biliyorum. Üç günde gerçekten hani şirketten çalışıyorlar. Bu verimi tabii ki arttırıyor. Ama yani zaman zaman da bazı iş kollarında düşürüyordur. Biz mesela internetten çalışmaya müsait bir şirketiz. Ondan dolayı kolay olabiliyor. Eşimin yine reklam ajansı Digifabrik'te yine evden çalışılıyor. Onlar hepsi zaten çok mutlu mesut. Bu dediğim gibi iş koluna göre değişken ama bir lojistik firması için çok mümkün değil bu. Ya da bir üretim yapan bir şirket için çok mümkün değil maalesef. Abi peki mesela pazarlama iletişimin esaslarına baktığın zaman mesela şeyi hep ikiye bölmek gerekiyor. Yani mesela bir iç iletişim var, bir dış iletişim var. Yani bir markayı, bunu Casper'da olabilir, X bir şirkette olabilir, herhangi bir şirketi düşünürsen, özellikle teknoloji tarafında hani bu beklenti dışarıdan hep daha şeydir böyle. Teknoloji şirketleri biraz daha belki eğitim seviyesi olsun, işte ne bileyim daha business person olarak düşündüğün zaman, profil olarak düşündüğün zaman biraz daha belki tırnak içinde elit askerler tarafından yönetilen ya da iletişimciler tarafından yönetilen bir sektör, şey bir alan olduğuna inanılır. Benim hep gözlemlediğim şey budur. Kısmen de böyle bence de ama yani bence şu anda teknoloji firmalarının da ya da diğer sektörler firmalarının da iletişimi dışarıya inanılmaz kapalı diye gözlemliyorum. Yani birçok teknoloji firması şu anda en son belki 4-5 Mart'ta bir şeyler paylaşmışlardır. Onun dışında çok da bir şey pek yok. Sence nasıl yönetiliyor? Sadece pazarlama iletişim adına sorayım. Yani bu iletişim ya da krizi iletişimle bağdaştırırsak sence yapılan hatalar ya da iyilikler genel olarak fotoğraf çeksen nasıl bir şey olur? Yani şöyle hani ben bizim de çok fazla rakibimiz olduğu için ben çok isim de vermeden hani tabii, anlatmaya tabii. çalışacağım. Ya biz mesela iletişime devam ediyoruz. Ama biz teknolojik aletlerimizin insanları evde tutmaya sağlayacakları fayda üzerinden ilerliyoruz. Çünkü bence doğrusu da bu. Yani şey değil, kalkıp insanları dışarıya yönlendirmek değil ama bence susmak da değil. Çünkü marka dediğimiz prototip... Aslında susmak çözüm mü hikayesi üzerinden sormuştum bu soruyu. Tamam da onu söyledin sen. Yok, susmak yok da değil. Değil işte. Aslında ya ben durumu şöyle anlatıyorum. İnsanlar markalarla iletişime geçmek için sosyal medyada takip ediyorlar. Bir şey satın almak için satın aldıktan sonra da o bağlılık kopuyor. Sonrasında marka kendini ne kadar iyi ifade ederse kullanıcı o markayla bir bağ kuruyor. Şimdi bizim sektörden olmayan bir örnek vereceğim ben. Şeye gittiğinde bir mağazaya gittiğinde ki gitme evde kal. Bir marketplace'ten bir ayakkabı almaya kalktığında girdiğinde bakarsın hemen hemen 25 tane farklı ürün görürsün. Ve bu 25 tane farklı ürünün hemen hemen hepsi aynı amaca hizmet eder. Hepsi ayakkabıdır ve senin daha iyi koşmana olanak sağlar. Daha rahat hissettirir. 5 tanesi ortopediktir ama 5'i de aynıdır hemen hemen. Sen öncelikle gözüne hoş gelmesinden de ziyade psikolojikman kendini en rahat hissettiğin markayı tercih edersin. En rahat hani kendinde bir şey bulduğun bir markayı şey yaparsın. Şimdi bu krizde, kriz sürecinde pek çok marka iletişimini durdurdu ya da işte insanların faydasına iletişim yapacak bir hale büründü. Bence bu dönemlerde çok susmamak lazım. Çünkü insanları kendinizle ilgili marka olarak yönlendirebileceğiniz noktalara ilerlemek lazım. Bizim tırnak içinde pardon abi anlatsam soracağım ben. Evet. Yok lütfen ben şeyi alayım ya, daha iyi. Ya tırnak içinde sen şimdi tam orada girmek istedin de çünkü orada da tırnak içinde bir fırsat var mı? Yani markaların şu anda
o anksiyeteden ziyade yani susmak evet çözüm değil dedin. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle aynı yerdeyim. Katılıyorum sana. O anksiyete üzerinden de yaratılabilecek bir iletişim fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Yani o noktada tabii ki detaylı ve üzerine hakikaten çalışılması gereken böyle hani her markanın da gidip salla pati böyle işte Instagram'da bunu yapalım işte her gün şunu posta atalım falan gibi değil. Gerçekten bir kriz iletişimi noktasında ekiplerin yaklaşması gerekiyor. Ama bu bir fırsattır evet. diye düşünüyorsun diye tahmin ediyorum değil mi? Yani buradan bir fırsat yaratılabilir noktasında. Ya aslında tek fırsat demiyorum. Fırsat deyince böyle ama fırsatçılık başka bu arada. Çok ince bir çizgi. Fırsatçılık değil yani sonuçta bir fırsat gerçeği var abi. Yani şu anda ya, yani televizyonda nasıl tipi markalar fırsatı değerlendirip reklam yapıyorlarsa ve bu toplumlar tarafından aa bu niye burada reklam yapıyor ki fırsatçıya bak denmiyorsa dolayısıyla birçok firmanın da bu anlamda çalışması yapabileceğini düşünüyorum sadece kendi adım. Harun şöyle bir şey var. Evet. Şu anda ben normalde konuşabilen bir markaydım. Nisan ayında ne konuşacağım çok belliydi. Hı hı. Şu anda olan durum sadece benim konuşacağım şeyi değiştirdi. Ve benim tone of voice'ımda doğrudan tüketicime anlatacağım şeyin içeriğini değiştirdi. Aslında hani farklı bir şeyin iletişimini yapma noktasında fayda sağlıyor. Hı hı. Ya da farklı bir şey söyleme noktasında bir konu sağlıyor. Zaten 3 aşağı 5 yukarı teknoloji siteleri, işte teknoloji şirketleri ya işte şöyle klavyem var, böyle işlemcim var, böyle bir ekran kartım var diye anlatıyorlar. Ya da işte donanımsal özelliklerini anlatıyorlar. Oyunda fayda anlatıyorlar. Benim için şöyle bir fırsat var. Ben insanların faydası için bir şey anlatabiliyorum şu anda. Nasıl kullanabileceklerini anlatabiliyorum. Nasıl kendi hayatlarına sağlayabilecekleri bir fayda olduğunu anlatıyorum. Ama ilaç sektörü için bence, hatta şu takviye ilaç şirketleri için ciddi derecede fayda var yani. Evet şu an zaten bence işin vehameti bir kenara gerçekten ofislerde şey olabilir. Yani böyle bayraklar kalkıyordur, iniyordur. Bir satış daha, bir satış daha, bir satış daha şeklinde böyle bir şey olacak diye düşünüyorum. Peki işin mobil tarafı. Bu arada çok minik bir eklemek istiyorum. Tabii, şöyle bir fırsat var bu arada. Hani fırsat noktasına bir ekleme yapayım. Çoğu şirket dışarıdan çalışma sistemlerine yönelik çözümler sunmuyor kendi çalışanlarına. Bunu da yapamadıkları için evden çalışma süreçlerinde laptoplara ve benzeri şeylere ihtiyaç duydular. Ve belki hani Türkiye'de genelde en çok hani bilgisayarların satıldığı dönem ya back to school ya da tatilin başladığı zaman diye tanımladığımız dönemler olurken şu anda pek çok kurumsal şirket bilgisayarlarını yenilemek zorunda kaldı. Doğru. Çünkü evden bu arada bu evden çalışma hikayesinde ekipmanla ilgili inanılmaz doğru bir şey söyledin abi. Çünkü şuradan şahidim. Böyle 3-4 büyük bu şeyler komünitelerden bir tane, sosyal ağlardan bir tanesi İngiltere ofisinde çalışan yakın bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Yani çok güzel bir kayıt yaptık ama aslında yayınlayamayacağımız bir kayıt olduğunu sonra da öğrendik. Çünkü bazı privacy policy anlaşmaları var. Çok fazla dışarı bir şeyler çıkaramıyorlar. Oradan bir örnek vereyim. Çalışanların evlerini herkesin evine, developerlara aynı setup'ı kurmak için yeniden bir alışveriş modeline dönmüşler. Mesela yani işte atıyorum developerları eve yolladılar ya mesela herkese diyelim Mac var. Yani ama o yetmiyor. Onunla beraber işte atıyorum birisinin odasında bir monitör varsa, dikey bir monitör, bu developerların kullandığı monitör var ya, dikey bir monitör varsa herkesin olması gerekiyor gibi. Çünkü o community'yi de hemzeminde tutmaya çalışıyorlar. Orada da bir ciddi bir şey yöneliş varmış. Dediğin doğru yani. Kesinlikle bizzat duydum ben onu arkadaştan. Doğrudan bize, hatta ben sana bizden bir hikaye anlatayım. Bizim şu anda Nisan ayının sonunda çok güçlü bir bilgisayarımız geliyor. İşte Excalibur serisini yeniliyoruz. Onunla ilgili bir ürün çıkaracağız. İçeride ürün mühendislerimizin içerisinde product designerlarımız var. Bunlar bayağı kuvvetli bilgisayarlarla çalışan insanlar. Biz evden çalışmaya karar verdiğimizde bir tane nakliye aracımız yanaştı. Tüm bilgisayarları topladı ve hepsinin evlerine gidip o setup'ı yaptı. Çoğu şirketin böyle bir fırsatı olmuyor, imkanı olmuyor. IKEA'dan masalar falan satın alındı, işte evlere götürülüp yerleştirildi vesaire. Baya dediğim gibi çoğu şirketin böyle bir şansı olmuyor maalesef.
Burada işin bir mobil tarafı var. Yani bu arada şeyi de tabii söylemek gerekiyor. İptal olanlardan bir tanesi işte büyük mobil fuarı var ya, bu dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı. Evet, Barcelona'daki, o da iptal oldu. Zaten bütün markalar çekildi teker teker ama bir süre önceydi o. Erken görüp uyanıp markalar kendilerini çektiler oradan. Evet. Mesela sence böyle mobil oyun yani arttı mı, artıyor mu? Her yerde indirimler var, insanlar yani böyle işte cinsellik, cinsel içeriklerden tut da haberlere kadar, publisher'lara kadar, işte müzik platformlarından tut da marketing tool'larına kadar insanlar inanılmaz bir hem free trial sağlıyorlar insanlara hem de ilginç de bir community yaratmaya çalışıyorlar aslında ve o yarattıkları community tekrar generate edip satışa çevirebileceklerini de düşünüyorum bu arada yüksek oranda. Ama yani bunu nasıl değerlendiriyorsun mesela? Hem mobilde oyun firmaları atak yapar mı? İkincisi de son olarak şunu sorayım. Bu insanların free trial'la yönlenmesi bir anda bütün firmaların herkesin böyle işte aylarca bedava kullanabilecekleri private account'lar açmaları, açabilmelerini sağlamalarını ne diyorsun? Bir sorun da bu olsun. Free'ye önce cevap vereyim. Evet. Bir şey bedavaysa, bir şeyi bedavaya satın alıyorsanız satılan şey sizsinizdir. Eğer bir şeyi bedavaya sahipseniz başkası size aslında sahip olmuştur. Ben mesela şu anda bu trial verilen şeylerin hepsi, işte ücretsiz kullanılan şeylerin hepsi aslında birer hem iletişim izni hem de yarın öbür gün kullanıcının yeniden bir şey satın almaya kalktığında aa işte bunlar bana o zor günlerde bedavaya şey vermişlerdi. Free bir hizmet vermişlerdi. Bunu kullanabilirim gibi küçük. Bu senin dediğine iletişim geliyor. İletişim açısından da, algı açısından da fayda sağlıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Reklamda biliyorsun 7-8 tane temel dürtü var. Ve bu dürtülerin hepsi insanlara yollanılan bir çeşit bir mesaj. Şu anda markaların çoğunlukla yapması gereken durum parenting. Yani onlara sahip çıkma, onları kollama durumu. Mesela şu Pornhub'ın vermiş olduğu ücretsiz free kullanımlar vesaireler, yarın öbür gün o kullanıcılar doğrudan premium bir faydanın neler sağlayacağını bildiklerinde inan bana satın alma süreçleri çok daha kolay olacaktır. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Bu arada dijitalde o sektörü ADL deniyormuş. Ben birkaç sene önce bir teknoloji hani adult'tan geliyormuş. Hatta şöyle bir anım var. Bir teknoloji provider'ıyla biz tarz işte adult sitelere bir internet altyapısı vermeyle alakalı Hindistan'da bir bir proje, reklam projesini yönetiyordum. Orada fark ettim. Ben gayet rahat adult diye ortada geziyorum böyle. Müşteriler falan var. Geldiler dediler ki oğlum adult değil ADL diyeceksin falan dediler. Ben ne bileyim yani ADL'yi duydum daha önce falan. ADL'ymiş abi o işin business tarafındaki sektörün adı da bu arada. Küçük bir detay olsun. Peki mobil firmalarıyla alakalı ne dersin? Adil ışık bozulmasın bu duruma. Eyvah. Ama yok yani o ADL değil arkadaşlar. O başka adult'ın şeycesi. Demek onlarda da otosansür var bu arada. Yabancılarda da var yani. Değil mi? Evet abi. Var olmaz olur mu yani? Evet. Bir daha sorunu alabilir miyim? Çok mobil oyun firmaları atak yapacağını düşünüyor musun? Yani o konuda çünkü eve kapanmıştık bambaşka bir gaming community doğuruyor. Ve son rakamlara bakmadım ben. Takip ederdim aslında bu. Özellikle Bandwidth'i takip ediyorum çeşitli kaynaklardan. Bu işte mobil tüketimlerin arttığıyla alakalı neler var neler yok diye çok araştırma fırsatım olmadı. Ne dersin? Mobil oyun firmaları atak düşünüyor musun? Böyle onlardan böyle bir patlama. Mobil oyun firmalarının büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bu dönemde kullanan insan sayısının da hani ciddi derecede arttığını düşünüyorum. Bir veriye dayanarak söylemiyorum bunu. Hı hı. Ama mobilden de ziyade yani mobilden hariç olarak ben başka bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Televizyondan ya da büyük ekranla oynanan oyun pazarının çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü büyük ekran. Aynen öyle. Çünkü büyük bir ekrana sahipseniz yani bizim konsol mesela oyunları bir, belki. Aynen öyle. Konsol oyunları çok daha fazla büyüyecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü mobil oyun noktasında şu anda telefonlar bence telefon işlevini kaybettiler. Bir anahtara dönüştüler. Hepsi işte bankaya girerken ki şifre anahtarın, para çekerken ki kart anahtarın ya da
bir yerden bir şey alırkenki kullandığım bir anahtara dönüşler ve telefonla oyun oynama konusu, bilmiyorum hani belki sadece bana geliyor. Bu yanlış da olabilir. Hani lütfen hani şey yapılmasın, kişisel bir görüş bu. Mobilde oyun oynama noktası bence birazcık bir noktada gerileyecektir. Kalabalık ailelerde artacağından eminim çünkü hani bir ekranı paylaşma oranı konusuyla kaynaklı bir durum ama konsol oyunları %100 büyüyecektir diye düşünüyorum şahsen. Geçen bir reklam gördüm. Evet abi. Geçen bir reklam gördüm. EA Sports official account mu değil mi bilmiyorum. Keşke tıklasaydım. Sonradan gitti, bir daha görmedim. Yani bir keşke bir şeyler daha çıksa bana ama çok zorluyorum orada. O fanla girmeye çalışıyorum ama bir daha göstermiyorlar abi. Büyük ihtimalle frekansı falan ayarmışlardır. şeyi gördüm. 50 bin lira verecek bir online'dan FIFA 2020 turnuvası düzenliyorlar ve 50 bin lira ödüllü bir turnuva. Dolayısıyla bütün gamerlar şu anda hiçbir zaman olmayacak kadar evde. Ve şu anda bütün özellikle EA Games Türkiye böyle bir şey yapmış olabilir. Güzel de bir ataktı yani. O da bunun örneği olsun mesela. Kesinlikle. Kesinlikle çok zaten e-spor tarafı şu anda bence ciddi derecede de şeydir yani, rahatladı. Çünkü okullar falan da kapandı. Gençler daha fazla oynuyor. Doğru söylüyorsun. Oradaki rakamlar baya fazladır. Biraz minik bir kişisel görüş de eklemek istiyorum. Hı-hı. Ben gaming house'lara çok karşı biriyim. Çok da desteklemiyorum bunları. Hani Excalibur gibi bir oyun serisi olan bir markayı yöneten biri olarak da hani şirketimizin de gaming house'ları çok desteklemediğini bu vesileyle de söyleyeyim. Yani çok insani bulmuyorum o tür bir oyun biçimini. Orada ilginç bir şey söyledin. Oynanan. Sebebini öğrenebilir miyim tam detaylı? Sadece şöyle sebebi şu aslında. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor abi, duyuyorum. Harika. Ya sebebi şu. 4 tane 5 tane daha hani okul çağını çok doğru düzgün bitirmemiş insanın bir eve kapanıp bir takım adı altında yani 30 gün boyunca, 35 gün, 40 gün boyunca hiç evden çıkmadığı kurgular biliyoruz. Ve bu insanlar dönüşümlü olarak sürekli oyun oynuyorlar, sürekli oyun oynuyorlar, sürekli işte savaşçısını hazırlamaya çalışıyor, pelerini giydirmeye çalışıyor, bilmem ne yapmaya çalışıyor. İşte gaming kaosa gündüz gelen bir hizmetçi var, onların şeylerini topluyor. Bunların evden çıkması şey değil, hani izin verilen bir şey değil. Ya bunları düşündüğümde bu birazcık bana şey geliyor, çok insani bir şey gelmiyor. Ve ya tabii yeni insani bir... İnsani bir şey gelmediği için de açıkçası hani ben oyun oynamaya karşı değilim. Çok seviyorum oyun oynamayı. Oyun oynayan insanları da çok seviyorum. Eğlenceli oluyorlar. Ama gaming house mantığı birazcık şey yapıyor. Hani o biraz sanki devşirilmeye çalışılıyor gibi bir hikaye var. Hemen söylediğin şeyle de ilgili aklıma bir örnek geldi. Bundan herhalde yaklaşık bir 6-7 ay önce bir YouTube'da Fenerbahçe'nin e-spor takımıydı galiba. Bu bir tane Japon çocuk var, Çinli çocuk var. Türkiye'li bir çocuk var falan filan. Böyle karışık milletlerden oluşan bir takım kurmuşlar. Her şey çok güzel. Onların bir belgeseli gibi bir şey yapmışlar abi. Bir program. Evleri var. Pardon. Çoğu o evde yaşıyorlar. Dediğin gibi sabah bir evle alakalı işlerle ilgilenen bir hizmetçi biri geliyor. İşte akşam başka biri geliyor. Yemekler yapılıyor. Gerekirse işte her yerde zaten işte bir iki yerde gördüm böyle bir McDonald's, Burger King, gamer setleri falan var böyle. Ondan sonra yani orada da şey denebilir mi? Yani bir yeni bir işçi sınıfı doğuyor bence. Çünkü dijitalde henüz bir işçi sınıfı yok. Yaratılamadı mesela. Yani bu gaming hikayesi başka bir hani o sanayi devriminde doğrulan ya da kendiliğinden doğan ya da bilmiyorum. Çok tartışma var onun üzerine. Bir işçi sınıfı var ya, fabrika ve mavi yaka dediğimiz kol gücüyle çalışan. Şimdi bir beyaz yaka olarak beynini oturduğu yerden beyniyle bir şeyler yapmaya çalışan bir işçi sınıfı vardı. Peki ilerideki işçi sınıfı ne olacak abi? Belki de onun üzerinedir bütün bu community hub'lar, gaming hub'lar. Kesinlikle ama işte salgın hastalıklar aslında tüketim alışkanlığını da, hareket alışkanlığını da çok etkileyecek. Bak sen şimdi bunu söyleyince aklıma şey geldi benim. Belki de aynen dediğin gibi evin içinden çıkmayan, hani salgın ya da işte tehlikelerden daha az şey olabilecek, korunmak için
evin içinde daha fazla kalmak için bile bir sebep olabilir. Hani evde bu gaming kaoslar mantığının oluşması ama ben pek şey yapmıyorum. Yani desteklemiyorum. Yani çok doğru da bulmuyorum. Eyvallah. Ondan dolayı böyle yönetilmeyen işte takımlar var. İşte Galacticos gibi vesaire gibi. O tür takımların oyunlarını falan daha çok izliyorum. Çünkü gaming kaos mantığı bence gençler için ne iyi bir şeydir, ne iyi bir örnektir, ne de iyi bir yaşam tarzı örneğidir. Yani ne bileyim. Anladım. Bir de tabii ufak olarak da şunu ben ekleyeyim abi. Senin de eğer ekleyeceğin başka bir şey yoksa ufak ufak kapatalım. Yani şu anda bütün devletlerde, markalarda, teknoloji provider'ları da kimi tutarsan tut şu anda milletlere şunu yap deseler mesela yaparlar. İnsanlar o korku, o panik, o anksiyete halindeler. Mesela şunu alın gidin sağlığınız düzelecek dedikleri noktada referans kaynakların hemen bütün toplumda, bütün kitlelere gidip onu alıp o her neyse onu alıp istedikleri gibi tüketilebilecekleri pozisyondayız. Bence inanılmaz tehlikeli bir durum. Yani büyük markalar ve devletler tarafından düşündüğümüz zaman eğer bu bir güçse, ki güçtür, toplumların tüketimi açık hale geldiği her nokta, savaş olabilir, kriz olabilir, böyle işte pandemiler olabilir falan, inanılmaz tehlikeli durumlardır. Eğer bu güçse ve bu güç inşallah iyi insanların, iyi markaların ve hani geleceğe daha iyi şeyler bırakacak birilerinin elindedir diye umuyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ederim. Bu güzel podcast'e katıldım ben de. Yani sesim birazcık şey, umarım dinleyenleri de rahatsız etmem. İnşallah abi. Bence çok güzeldi, çok dolu geçti. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak Ahmetciğim. Sağlığına ve ailene dikkat et. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz abi. Efendim, hanımefendiler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem, Stella dolma kalem.